Sevgili Tekvando ailesi, bugünkü konuğumuz Türkiye Tekvando camiasına ilk bayanlardaki olimpiyat madalyasını getiren Avrupa ve Dünya şampiyonu, milli gururumuz Hamide Bıçkır ve Çetiner. Öncelikle kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ederim. Bizi çok onurlandırdı. Biz tabii ki Hamide Bıçkın Çetiner'i çok yakından tanıyoruz. Lakin kendisini bir de kendi dilinden dinlemek isteriz. Buyurun söz sizde. Tekvando'ya nasıl başladınız? Kaç yıl tekvando yaptığınız Teşekkür ederim. bilgi almak isteriz. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim öncelikle. Tekvando'ya çok küçük yaşta başladım ben. 9 yaşında başladım. Ama hani nasıl başladığın sorusunu şöyle cevaplayayım. Çok hiperaktif bir çocukluğum vardı. Yani çok hareketliydim. Açıkçası mahalledeki böyle erkek çocuklarını dövüyordum. İşte çok kavgacı mı diyeyim? O tarzda bir çocukluğum vardı. Sürekli çocukların da anneleri, babaları gelip babama şikayet ediyorlardı. İşte kızın oğlumu dövdü, kızın oğlumu dövdü falan diye. Babam da dedi ki ya biz bu çocuğu dedi, bu enerjisini dedi doğru yere kanalize edelim. Bir spora yönlendirelim dedi. Ve tekvando sporuna yazdırdı. Aslında tekvandoya başlamam bu şekilde oldu. O da işte niye tekvando? Niye tekvandosu da tamamen tevafuk. Yani bizim mahallemize tekvando salonu açıldı. Onun için tekvando. Hani o gün karate, judo veya başka bir spor salonu açılmış olsaydı belki kendi mahallemize belki de oradan bir başka bir spora kayıt olacaktım. Ama tekvando salonu açıldı ve tekvandoya başlamam bu şekilde nasip oldu. Yani aslında birazcık kader tabii ki. O salonun orada açılması ileride bir Evet. olimpiyata kadar uzanan bir hikayeyi doğurmuş olacaktı. Şimdi Evet. ben şunu tabii ki yaşadığımız için biliyoruz. Tekvando sporu gerçekten tarz olarak gerek içerik olarak çok zor bir spor dalı. Çünkü bir emek harcamanız gerekiyor. Belirli bir seviyeye kadar geldikten sonra ancak yarışmacı olabiliyorsunuz. Bu süreçte tabii ki devamlılık çok önemli. Sporcuların devamlılığı çok önemli. Sizler bu devamlılık konusunda sporculuğunuza ilk başladığınızda hiç sorunlar yaşadınız mı? Yoksa çabuk mu uyum sağladınız? Ya dediğim gibi aslında çok hareketli ve böyle enerjik bir yapım olduğu için yani vücut yapım da aslında tekvando sporuna çok uygundu yani diyorum ya dışarıda çok hareketli çok enerjiyim. Yani bu anlamda tekvando benim için böyle en uygun spordu yani. Kendinizi ifade edebilmek adına aslında bir araçtı. Aynen. Bir de diyorum ya hani bak bu kelimeyi kullanmak istemiyorum ama hani kavgacı diyorum ve kavga etmek. Aslında deşarj olmaya ihtiyacım var. Evet. Bu doğru bir spor oldu o anlamda deşarj olmam adına. Ve çok sevdiğim için yani çok uzun vade istiyor. Gerçekten öyle ya bir sene, iki sene, üç seneler falan, beş seneler belki tekvando için uzun bir süre değil, yıl değil yani. Çok ciddi bir antrenman programı ve uzun yıllar bu sporu yapman gerekiyor. Benim de zaten tekvandoyu çok seviyordum. Hatta yani okul dönemlerinde hani her ilkokul, ortaokul çocuklarının diyeyim. Ortaokulda işte okuldan kaçarsın, işte arkadaşlarına gezersin. Bu gençlik dönemlerindeki bu tarz sıkıntıları mesela ben çok yaşamadım. Niye? Okulu asmış olsak bile antrenmana giderdim. Yani yaptığım bir şeyde kesin spor salonuna giderdim, antrenman yapardım. Onun için çok da sevdiğim için bir de çok kısa sürede yani çok erken başarılı bir antrenörüm vardı. Kendisi Avrupa'da, dünyada derece yapan bir antrenördü. Buradan da söyleyeyim Cihat Kutluca benim antrenörüm. Onu da örnek aldık. Rol model olarak onu aldığımız için Avrupa şampiyonu olmalıyım, dünya şampiyonu olmalıyım. Daha 10-11 yaşlarında dünya şampiyonluğu hayali kurmaya başladım. Yani ben işte hocam Avrupa şampiyonu, ben de dünya şampiyonu olmalıyım falan Evet. motivasyonu vardı. Çok erken yaşta da Türkiye şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve dünya şampiyonluğu yakaladım. Açıkçası hemen ilk girdim, Türkiye şampiyonu oldum, Ankara şampiyonu oldum. İlk Avrupa şampiyonasına gittim, Avrupa şampiyonu oldum. İşte gençlerde dünya şampiyonasına katıldım. Ya gençlerde derken yaş olarak gençtim ama büyükler kategorisinde katıldım. O dönemde çünkü sadece büyükler vardı. Hemen dünya şampiyonu oldum. Yani çok kısa sürede aslında başarılar elde ettim. Tabii dediğim gibi hani çok azmim ve hedefimi çok büyük koydum. Yani en baştan daha çok küçük yaşta çok büyük bir hedef koyarak başladım. Çok önemli gerçekten. Uzun sürdü bunun içinde. Yani kariyerinizi incelediğimde 4 dünya şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu ve bir olimpiyat üçüncülüğü. Tabii ben o aradaki Avrupa ve dünya ikincilikleri, üçüncülüklerini saymıyorum. Yani gerçekten şampiyon olmak çok zor ama o şampiyonluğu yakalayıp onu korumak çok daha zor. Bu anlamda gerçekten çok üstün bir başarı elde etmişsiniz.
Tabii ki bunu sağlamak kolay değil. Ben bir de sizinle birlikte bir sohbetimiz olmuştu. Siz büyük bir ihtimalle hatırlamazsınız ama benim kulaklarımda her zaman yankılanır bu ses. Bir gün sohbet ederken bana şöyle demiştiniz. Piliniz bitene kadar devam edin. Yani bu 3-4 sene önce bu sohbeti yapmıştık. Piliniz bitene kadar devam edin. Çünkü o ringde aldığınız hazzı hiçbir zaman hiçbir yerde bulamayacaksınız. Gerçekten evet. Bu benim için bir sözdü ve ben bunu kendi sporcularıma, çalıştırdığımız sporculara da defalarca anlatıyorum. Yani pilimiz bitene kadar gerçekten devam etmeliyiz ki bu başarı serüveni kolay yakalanan bir şey değil ama onun hazzı gerçekten çok güzel. Şimdi o dönemlere sizi götürmek istiyorum. İlk olimpiyat üçüncülüğünü elde ettiğinizde, oraya gittiğinizde neler hissetmiştiniz, neler yaşadınız, dönüşte neler yaşadınız? Ya aslında evet, olimpiyat soruna cevap vermeden önce bir tık daha geriye çekeyim. Ben bu başarıları elde ederken de çok aslında aralarda çok yıllar da kaybettim. Hani hata mı, nasip demek istiyorum. Aralarda da çok mesela bıraktığım dönemler falan oldu. O süreçlerde de en yüksek performansının en yüksek olduğu dönemlerde sporu bıraktım. Tekrar başladım falan. Oralarda mesela Avrupa Dünya Şampiyonlukları kaçırdım. Ben 94 Avrupa, 95 Dünya Şampiyonu oldum. 16-17 yaşında. 17 yaşında Dünya Şampiyonu oldum. Bıraktım sporu. Ya o anki düşüncelerim tabii farklıydı. Yaşadıklarımız farklıydı. Bırakmam gerekiyordu. Çünkü işte kapandım o dönemde. Sonradan ama vücut işte istiyor. Yani sporu yapmak istiyorsun. 3 sene, 4 sene 95'ten 1999'a kadar işte ara verdim. Yapmadım spor. Sonra zaten şöyle de bir şey vardı. İşte Avrupa Dünya Şampiyonu oldum. En büyük hedef burası. Yani Dünya Şampiyonu, olimpiyatların olduğunu bilmiyordum. Olimpiyat diye bir organizasyonu bilmiyordum mesela. Benim en büyük hedefim dünyaydı. Büyüklerde Dünya Şampiyonu oldum. Bitti falan. Bu şekilde bıraktım. Sonradan olimpiyatları öğrendim. Olimpiyat diye Dünya Şampiyonası'ndan daha büyük bir organizasyon var. Dedim ki benim o zaman olimpiyat şampiyonu olmam gerekiyor dedim. Olimpiyat hedefi oluştu. Spora tekrar geri döndüm 99 yılında. O zaman hem de kızım vardı, 1 yaşında işte Zeynep. Tekrar geri dönüş yaptım. 99'da da yine dünya şampiyonluğu yakaladım. Hemen olimpiyat elemesinde işte dünya olimpiyat elemesinde dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara katıldım. 2000 yılında da işte ilk olimpiyatlara, Sydney olimpiyatlarına katıldım. Buraya gelince soru biraz şey oldu, tam sorunun. Yani ben şunu sordum. O olimpiyat üçüncülüğünü, serüveni nasıldı? Yani olimpiyat maçlara nasıl çıktınız, nasıl konsantre oldunuz? Kendinizi nasıl ürettiniz? O başarıyı elde ettikten sonra o size haz duygusu, hani dediniz ya olimpiyat şampiyonu olmak istiyordum. Evet. Yani acaba o olimpiyat üçüncülüğü sizin için yetti mi, yoksa hani buruk bir mutluluk mu vardı? Dönüşü nasıldı? Bunları merak ediyorum. Bak yaşlanmışım, soruları da unutuyorum hemen. Estağfurullah. Yani olimpiyatlarda aslında dediğim gibi en büyük hedefim tabii ki olmayan bir başarı elde etmekti. Ben hep yapılmamış, olmamış başarıları ya da yapılmayan şeyleri kazanmayı çok seviyorum. Yani bir şey yapılmamışsa ben yapmalıyım diye. Olimpiyatlara da işte hak kazandıktan sonra en büyük motivasyonum hiç ilk olimpiyat madalyası olacak olması. Orada da bir motivasyonum vardı. Olimpiyatlarda hiç bayanların, kadın sporcuların olimpiyat altın madalyası almamış olması. Bunlar benim için önemliydi. Ben altın madalya almalıyım. İlk tekvandoda olimpiyat madalyası getirmeliyim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeliyim. Yani bunların hepsi ayrı ayrı motivasyonum. Yine kızım olduğu için çocuğuma işte güzel bir başarı, yani ülkemi temsil ettim, İstiklal Marşı'nı okuttum. Bunu çocuğuma verebileceğim en büyük hediye olarak düşündüm. Bunların hepsi bir motivasyondu benim için olimpiyatlarda. Ve çalışırken de dediğim gibi İstiklal Marşı'mızı okutmak, işte ülkeme altın madalya getirebilmek ve kızımla birlikte bir motivasyon oldu. Onun için çok hırslı, çok azimle çalıştık. Gerçekten zordu. Çünkü bizden önce de bir örnek yoktu. Yani olimpiyat madalyası almış, evet olimpiyat madalyası almış ablalarımız ve abilerimiz vardı ama olimpik olarak, yani resmi olarak olimpiyatlarda madalya almış biri yoktu. Onun için bizim ilk olacağımız için daha iyi motive olmam gerektiğini düşünüyordum. Ve gerçekten de güzel motive olduk. Güzel çalıştık. 2 bayan sporcu katıldık biz olimpiyatlara. Zaten 4 kişi katılabiliyordu. 2 erkek, 2 bayan. Biz 2 bayan olarak hak kazandık. Yani inanılmaz motivasyonum vardı. Ve gerçekten olimpiyatlarda da altın madalya alacağıma inanıyordum. Her yönüyle inanmıştım. Hep hedefim altındı.
Ama o süreç ile ilgili de şöyle bir açıklama yapayım. İşte altın için gittim. İşte maç günü geldi. İşte finale çıkamayan bizde eleniyor. Alta üçüncülük maçı yapmaya başlıyor tekrar. Dedim ki ben üçüncülük maçlarına çıkmayacağım dedim. Yani bana diyor ki arkadaşlar hocalarımız, antrenörlerimiz ya nasıl çıkmazsın? İşte daha bronz madalya var yani tamam altın gitti ama bir bronz madalya alma hakkım var. Tamam bronz madalya. Hani sanki bronz madalya da cepteymiş gibi görüyorum. Nedense hani bunu bir enaniyet olsun diye söylemiyorum. Ya bronz madalya yani zaten al, ya ne bileyim altın olmalıydı falan diyorum böyle. Motivasyonum bitti yani. Böyle bir sporda orada hiçbir motivasyonum yoktu üçüncülük maçına çıkarken aslında. Çünkü altındı tek hedefim. Ve yenildiğimde de bütün çalışmalarım, işte çocuğumu bıraktığım, antrenman yaptığım ve sonuçta çocuğumla hiç ilgilenemedim. Dedim ki ben bir sene veya işte belirli bir ay çocuğumu göremeyeceğim ama sonunda onu altın madalyaya getireceğim diye düşündüğüm şeylerin hepsi böyle inanır mısınız film şeridi gibi geçti. Hani bu herkes söylerdi bir şey film şeridi gibi geçer. Ben bunu yaşadım olimpiyatta. Hepsi film şeridi gibi gözümün önünden geçti o yenildiğimde final maçına çıkacağım zaman. Sonradan tabii bu süreç kısa sürdü yine 15-20 dakika. Çünkü üçüncülük maçına çıkmam gerekiyordu. Tekrar toparlandım, motive oldum ama hani gerçekten böyle hani motiveli miyim değil mi? Böyle bronz Allah'ın izniyle şey geldi. Çok rahat geldi yani. Çok rahat kazandım ama tabii ki mutlu oldum. Ülkeme bir madalya getirmenin, orada kürsüye çıkmanın, bayrağının göklere çektirmenin çok büyük bir anlamı var, değeri var. Ama o altın şeyini yaşayamadığım için gene de hep bir hüzündür yani. Altını alamamak, İstiklal Marşı'nı okutamamak benim için hüzün olarak kaldı. Ve hep dedim ki bir dahaki sene, bir daha 2004-2008 diye de aslında motive oldum ama nasip olmadı. Olmayınca da dedim ki kendim alamıyorsam bari sporcum alsın. Böyle bir sporculara destek olayım, kadın sporculara destek olayım. Onlardan bir olimpiyatlarda kadınlardan bir altın gelsin tekvandoda diye bu şekilde çalışmalar yaptım. Yani olimpiyat serüvenim de bu şekilde geçti. Sanırım edindiğim bilgiye göre 2024 Atina Olimpiyatlarında meşaleyi taşıma hakkı size verilmiş. Fakat evet. Bu dönem başörtüsünden dolayı bu hakkınızı çok üzülerek devretmişsiniz. Katılamayacaksınız. Çok büyük bir yarama dokundun. Gerçekten onu hiç unutamıyorum. Böyle hatta bazı ortamlar olduğunda yani bazı şu anki bürokratlarla falan konuşulduğunda ona dile getiriyorum. Hiç unutmadığım bir şey. Çünkü olimpiyat meşalesini taşımak da çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur. Böyle bir teklif geldi ve işte şort ve tişört atlet şeklinde bir kıyafet zorunluluğu koyuldu. Yani bu şekilde taşıyacaksınız dendi. Evet. Ya düşündüm, evet olimpiyat meşalesi taşımak çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur ülkem adına. Ama o söylenen kurallar da bana uymuyordu. Hani eşofmanlı olabiliyordu aslında. Yani diğer farklı ülkelerdeki sporcular bunu eşofmanla taşıdılar. Ama biz ülke olarak bu şekilde, çünkü önüme sözleşme geldi. O sözleşmeyi imzaladığın zaman o sözleşmeye uyman gerekiyor ve sözleşmenin içeriğinde atletizm kıyafetleri, işte şort ve atlet şeklinde bir madde vardı çok net. Doğal olarak onu yapamayacağım için meşaleyi taşıyamayacağımı söyledim. Dilekçeyi geri gönderdim. Yani ama çok büyük bir şey kaldı yani, evet. Üzüntü benim için. Yani bunu okurken ben de hissettim ama tabii ki bunu yaşamadığımız için o yaşadığımız burukluğu anlamamız mümkün değil. Ben şunu söylemek istiyorum. O kadar siyasi lobiye rağmen Türkiye Tekvandosu gerçekten uluslararası organizasyonlarda çok başarılı. Yani geçmişten bugüne kadar gelen serüvende gerçekten tekvando her zaman başarılar elde ederek ülkesini güzelce temsil etmiş bir spor dalı. Evet. Sizler de bunlara öncülük eden isimlerdensiniz. Şu anda aktif olarak spor yaşantısına devam eden sporcular dönemini sormak istiyorum. Sizin döneminizde arasında bir farklılık var mıydı? Şu andaki sistemdeki sporcuların yetiştirilmesini ya da motive oluşunu, konsantre oluşunu, ya şunlara bak bunlar nasıl motive oluyor diye düşünüyor musunuz? Kendinizle kıyaslıyor musunuz? Eksileri, artıları görüyor musunuz? Biz gerçekten o dönemde özellikle hani başörtülü sporcular çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Gerçekten ülkemizi, tek hedefimiz ülkemizi temsil etmek olmasına rağmen bir sürü zorluklar getirdiler. Yani neredeyse ben son dönemde olimpiyatlara bile götürülmeyecektim. Bütün bu sıkıntılara rağmen herkeste de yani diğer o dönemdeki bütün arkadaşlarım için de konuşuyorum. Hepimiz
ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeliyiz. Bize yakışan hem manevi olarak hem milli ve manevi değerler olarak ülkemizi temsil etmemiz gerekiyor ruhundaydık yani. Ama zorluklar yaşıyorduk. Belki bilmiyorum, herhalde o zorluklar mı bizi kamçılıyordu, daha böyle motive ediyordu. Şimdiki dönemde dediğin gibi o kadar rahat ki her yönüyle, yani gerek hükümet açısından olsun, federasyon açısından olsun, hani ne bileyim bir el yağda bir el balda kelimesi var şeyindedir, hepsi çok rahat. Ama o ruhu görmüyorum sanki. Yani bizde hani ölsen de o ringde, yani ringde ölürsün ancak, maçı öyle bırakırsın ya da maçı verme şansın o şekilde olur. Yani son ana kadar kırılmış, işte şu olmuş bu olmuş, hiçbir önemi yok yani. Ölürsen bir mazeretin olabilir sadece o ringde. Bahri abimizin de 2004 yılında kırılmasına rağmen kolunun, hatta defalarca aynı sakat yaşamasına rağmen sonuna kadar gidip altın madalyayı son anda kaçırdığını biliyoruz. Bu anlamda siz hiç böyle ciddi bir sakatlık maç içerisinde maçı bırakma durumuyla karşı karşıya kalıp devam ettiğiniz oldu mu? Benim sakatlıkla ilgili yani maç anında falan o şekilde bir şey yaşamadım, Allah var. Hani bazı sakatlıklarım vardı ama işte onları tedavi ediyordum falan. Ama işte bir Bahri'ninki gibi falan ciddi bir maç esnasında bir sakatlığım olmadı. Ama maç öncesinde ayağımın üstü, mesela uzun yıllar ayağımın üstü çatlaktır benim. Yani belki 5 sene, 4 sene çatlak musabakalara katılmışımdır. Onları da hep maç öncesinde işte ne bileyim, belki şu an çok yanlışdır, işte uyuşturuyordum bir şekilde. Soğuk yaparak ya da bazı kremler kullanarak hani hissetmeyin. Bana hatta bir tane doktor dedi ki, bak sen bunu uyuşturuyorsun hissetmeyeyim diye ama bu kırılır ya da işte herhangi bir şey olur fark etmezsin bile diyordu. Önemli değil. Sonradan fark edeyim. Maçta fark etmeyeyim de diyordum. Yani maçta ben hiçbir şey hissetmeyeyim de, maçtan sonra olabilecek hiçbir şey umurumda değil diyordum. Ama bunları yaşadık da hani dediğim gibi bari arkadaşım gibi böyle maç anında herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Yani bu filmlerde genelde izliyoruz, hani böyle zor durumda kaldığında sporcu gözünün önüne yaşadıklarını getirir. İşte ayağa kalkması gerektiğiyle ilgili bir ses duyar. Yani bunu çok merak ediyorum. Gerçekten Bahri hocamıza da tabii ki söyleşi yapmayı çok istiyoruz. Ona bizzat sormak istiyorum bu soruyu. Çünkü milli ruh gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onu yaşayabilmek zaten başarının en güzel anahtarlarından bir tanesi. O duyguyu şu anda yaşan, ya tabii ki biz geçmişi çok bilmediğimiz için sizlerden dinlemek bize çok daha anlamlı geliyor. Şu andaki merak ettiğinizde sevindim aslında. Gerçekten mi? Dinleyiciler onu merak da etmiyor. Tecrübelerden faydalanmak da istemiyorlar aslında. Ya yani onu merak ettiğine çok sevindim. Yani hocam olması gereken aslında bu yani. Tekvando şimdiden ibaret değil yani. Ya da şu an başarılar sadece şu anlık değil. Bunun bir geçmişi var. Biz onu öğrenmedikten sonra, zaten şu an o tecrübelerden faydalanmadıktan sonra yakaladığımız başarılar bile bence geçici olacağını düşünüyorum. Sizler bu camiada kalıcı oldunuz ve sizler gibi nice insanların da kalıcı olması taraftarıyım. Çünkü ringin içerisinde biz hizmet ediyoruz fakat olay oradan sonra da devam ediyor. Şu anda siz bir projenizden bahsettiniz. Sadece kadın sporcuların olduğu bir takımı çalıştırdınız. Onlardan bir olimpiyat derecesi elde eden sporcu oluşturmasının için mücadele ettiniz. Yani bu tabii ki biraz da kişisel olarak kendinizi geliştirip olayı orada bırakmayıp ringin dışına da taşımak istediniz. Bence bunun sayısı artmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu camiaya birileri muhakkak hizmet etmeye devam edecek. Yani şahıslarla kesinlikle kalmayacak ve bu nesilden nesile aktarılarak devam edecek. Peki arkadaşlarınız... Hani bu maçta İşte ufak bir çarpışmada falan sakatlandım falan deyip maçın seyrini rölantiye alan sporcuları falan zaten hiç anlamıyorum. Aklım hiç almıyor yani. Hani dediğim gibi böyle maç anında ciddi bir kırılma sakatlanma olmadı ama puanlamada mesela geriye düştüğün zaman senin dediğin gibi yani işte bayrak, istiklal marşı almalısın, sakin ol. İşte puan aralığını yavaş yavaş yani 50 tane şey düşünüyorsun. Yavaş yavaş kapatayım arayı, bu maçı almalıyım gibi. O ruh zaten hep devam ediyor. Evet. Onun için şu anki arkadaşlarda da bazen ufak tefek şeyler gördüğüm zaman çok aşırı sinirleniyorum. Çok ciddi tepki veriyorum. O da kendi belki diyorum ya milli manevi duygularımızdan geliyor. Onların da aynısını yapması gerektiğini düşünüyorum. Böyle şey aşırı sinirleniyorum ve çok ciddi tepkiler veriyorum. Aslında sinirli bir antrenör olduğum için değil de o milli şuurun herkesin yaşaması gerekiyor gibi geliyor yani. Yani bu bir ihtiyaç. Yemek gibi bir ihtiyaç.
Yani bu biraz da sorumluluk bilinci bence. Çünkü hep şöyle derdi milli takımdaki bir hocamız hatırladığım kadarıyla. Yani o forma üzerinde tüy bitmemiş yetimin de hakkı var. Yani aynen. O sorumluluğu omuzlarımızda taşımalıyız diye düşünüyorum. Ben konuları açtıkça aklıma geliyor. Ben şimdi maçta yenildiğimiz zaman birkaç arkadaş var. Hani isim vermeden konuşayım ama o dönemdeki takım arkadaşlarımız yemeğe falan inmezdik. Ya. Ben hak ettik mi ki inelim yemeğe derdik. Yani maça gitmişiz, sonuna kadar mücadele etmişiz diyelim ki ve buna rağmen kazanamamışız. Evet. O zaman diyor ki biz yemeğe falan inmiyoruz, gelmiyoruz yemeğe. Niye gelmiyoruz? Hak etmedik ki yani. Aynen o şekilde Kore'de mesela yaşadık. İşte buraya işte kaç milyon insanın hakkıyla geldik. Ülkemizi temsil edemedik. Bu yemek yemek de bizim hakkımız değil dediğimizi hatırlıyorum yani. Yani yemek yemezdim. Tüylerim ürpererek dinliyorum bunları. Gerçekten bunlar çok özel şeyler, anılar. Evet. Yani bunu taşıyabilmek herkese gerçekten nasip olmuyor ama gerçekten insanlar inşallah bunu bilinçlenerek karakter olarak edindiler. Sporcu arkadaşlarıma da ben buradan bunu tavsiye ediyorum ki zaten bunun artısını göreceğimizi umuyorum. Peki Hamide Bıçkın nasıl bir sporcuydu? Kendini nasıl bir sporcu olarak tanımlar? Güçle daha çok kazandığımı düşünüyorum. Yani çok güç ve hırsla kazandığımı evet. düşünüyorum sporculuğumda. Yani çok pes etmezdim yani. Hani son saniyeye kadar, son ana kadar bitmeyeceğini düşünerek hep mücadele ederdim. Bir de dediğim gibi kendi fıtratımla da alakalı güçlü bir yapıya sahiptim. Gücümü, mevcut artımı, mevcut artım benim güçlü. Gücümü daha fazla ortaya koyarak onları yıldırarak mesela maç kazandığını düşünüyorum. Hırslıydım. Aslında çok hatalarım da vardı. Maç bittikten sonra sarılırım. O benim dostumdur. Ama evet. maç anında hani denir ya ringe babam çıksa tanımam. Evet. Çünkü o benim için özellikle uluslararası bir maçsa hani gene Türkiye şampiyonlarında bu kadar değil ama uluslararası maçta diyorum ki hani ben ülkemi temsil ederken karşı taraftan başka bir ülkeyi temsil eden babam olsun yine tanımam. Çünkü ben ülkemi temsil ediyorum. Önemli olan bu. Evet. Hırslıydım. Onun için arkadaşlar rakiplerim hep derdi yani biz senin ringdeki o psikolojinle, ringdeki tavırlarınla, normal hayattaki Hamid'i alakası yok birbiriyle. Hani o kadar merhametsiz, acımasız, zalim bir tipin vardı ya da bir yapın vardı, suratın vardı, hareketlerin vardı. Ama dışarıda hiç alakası yok. Seni de hatta derlerdi dışarıda böyle konuşup sohbet ederek ringe girsek daha rahat gireriz falan diyorlardı. Diyorum evet o zaman doğru. Ya işte. O, belki hani öyle olmamalıydı. Belki olması başarıya götürdü. Rakiplerimle biraz daha şey olurdum. Mesafe koyardım. Açıkçası. Ben de açıkçası sizin düşündüğünüz yani tavrınızın destekliyorum. Yani o tavrı destekliyorum. Çünkü orada ringe çıktığımız zaman fiziksel bir üstünlük kurmaya çalışıyoruz. Mental bir üstünlük evet. kurmaya çalışıyoruz. Ve bazen yumuşak tavırlar rakibi de yumuşatabiliyor. Bu anlamda biraz evet, daha mesafeli olmak istiyorum. Yani benden korktuklarını hissettiğim zaman zaten daha da güçlenirdim. Mesela ben onların korkularını yani benden çekindiklerini hissettiğim anda %100'ü vururdum zaten. Psikolojik bir güç olarak motivasyon. Belki 130-150'lerde olayım ama ondan o hissiyatı aldığım an bitti. %100 şey motivasyonluyum, %100 güçlenmiş durumda oluyordum. Peki özlüyor musunuz hocam? Özlemez olur mu yok? Ne demek? Yani ben bir kere antrenörlük de o tadı almadım. Doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Yani musabaklıktaki tadı antrenörlükte almadım. Hiç yapabildiğim kadar yaptım. Aslında 32 yaşına kadar belki en uzun yapanlardan biriyim. Hani Kadriye var, Bahri var. 31-32'lerde geziyoruz üçümüzde. Hani ben bir de çocuğum olmasına rağmen 32 yaşına kadar yaptım. Hani daha da mı yapacaksın diyorlardı. Hani bırak artık diyorlardı. Ona rağmen gene de erken bırakmışım ki dedim. 40'lara geldiğimde dedim ki ya şu an 32 olsaydım gene de yapardım, dönerdim dediğim oldu. Aslında bu çok güzel bir mesaj hocam. Gerçekten sporcu arkadaşlarımıza çok güzel bir mesaj. Çünkü 20 yaşında, 22-23 yaşlarında, 24 yaşlarında sporu bırakıp soğuyan insanlar var. 34 olsun gene musabaklık yaparım. Gene ülkemi temsil etmek isterim. Ama evet. dediğim gibi hani antrenörlüğün de güzel yanları var. Güzel ama o ruhu ya kendin ülkeni temsil tabii ki antrenörlükte de var. Tekrar tekrar söylüyorum ama
sporculuktakini alamadım. Tabii ki. Bunu zaten hissedebiliyorum. Ben de yolun sonuna yavaş yavaş... Yapabildiğiniz kadar yapın. Evet, tamam. Yapabildiğiniz kadar spor yapın. Bitti mi dediğinizde bile yapın hatta. Hani pilim bittiyse gene de bir kalan bir şey vardır diye yapın. Bu konuşmayı yaptığınızı hatırlıyor musunuz hocam? Ya vallahi hatırlamıyorum. 2012'de yani Dünya Şampiyonası'nda böyle bir konuşma yapmıştım. 2012'de Mısır'a Dünya Şampiyonası'na gitmiştik birlikte. Ha evet, Mısır. Orada yani maçtan sonra böyle konuşmaları yapıyordum ama hani birebir sana söylediğimi hatırlamıyorum. Ama ben bunu gerçekten birçok genç sporcularla benimle sohbet eden, çünkü o Gençler Dünya Şampiyonası'ydı sanırım. Değil mi, evet, Mısır? İki kere çünkü Mısır Dünya Şampiyonası'na gittik. O gençlerle benimle sohbet eden herkesle kesinlikle tecrübelerimi paylaşmışımdır. Yani benimle bir şey paylaşmak isteyenlere hep vermeyi tercih ediyorum. Birçok sporcuyu arkadaşıma söylediğimi hatırlıyorum. Ama hani birebir sana söylediğimi hatırlamıyorum. Yani ben hiç unutmuyorum hocam. Hatta bunu hatırlayarak sizin isminizi vererek aklımda devam ediyorum. Biz de yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelirken buradan sporcu kardeşlerimize tavsiye niteliğinde bir şeyler söylemenizi sizden rica ediyorum hocam. Ya aslında en büyük tavsiyem hep program boyunca da konuştuk ya, bir kere milli ve manevi değerler bir numara olacak yani. En önde bu işi bu değerlerimiz için yapmalıyız. Yani işte hakikaten şimdi ciddi maddi kazançlar da var. İşte sosyal anlamda da bir sürü avantajlar var biliyorsunuz. Yani şu saymakla bitiremem yani. Devlet sporcusu oluyorsun, ülkedeki durumun değişiyor, ayrıcalıklı bir insan oluyorsun, maddi kazançların oluyor, kadrolar alıyorsun falan filan, bir sürü şey var. Ama hepsini geçelim, bir kere bunu gerçekten milli ve manevi değerleri ön plana koyarak bu işi yapmalarını çok istiyorum. Ki bu şekilde yaparlarsa zaten başarı da geliyor. Bu şuuru tamamen kendilerine yerleştirmelerini istiyorum. Yine sporculukta dediğim gibi hani yapabildikleri kadar sporculuk yapmalarını, ama sporun en önemli şeyinin hani bizde doğu ahlak prensibini ön planda tutmaları gerekiyor. Hani büyüğe saygı, küçüğe sevgi, bunlar çok önemli. İstediğin kadar kainat şampiyonu olur, ne olursan ol, işte büyük büyüktür, hocan hocadır, işte küçük de küçüktür, sevgi göstereceksin. Geçmişteki başarı elde etmiş tecrübeli sporcuların tecrübelerinden faydalanmalarını önereceğim. Ben şahsen o dönemlerde belki %50 faydalandım. Hani faydalanmadım desem yalan olur. Faydalandım ama o yaşı yaşarken belki şey, tecrübeler size şey geliyor. Uf, tamam ya, o sizin döneminizdi zaten diye bir bakış açısı var. Az da olsa belki onları ben de düşündüm. Bizden öncekilerde. Ama gene de faydalandım. Ne olursa olsun kayıp da olmayacaklarını, tecrübelerden faydalansınlar. En kötü bir ceplerine koysunlar ya da kulaklarının arkasına geçsin. Yani dinlesinler. Yani tecrübelerden yapmasın dese bile dinlesin. O bir gün gelir, bir yerde ona fayda sağlar. Tecrübelerden faydalansınlar. Dediğim gibi en önemli şey sporumuzda işte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Tekvando için ve biz hep ahlak, disiplin ve başarıyla tanınmış bir branşız. Bunu herkes öyle bilir. Tekvandocular hep en saygılı, hem ahlaklı, hem başarılı. Yani bunu gerçekten herkes benimsemiş. Bak, Türkiye'de tekvando branşı bu şekilde tanılıyor. Bu tanımlama değişmesin. Bu böyle sürsün. Katlayarak yükselsin inşallah. İnşallah. Aklıma gelenler bunlar. Çok teşekkür ederim. Gençler de yapabildiği kadar spor yapıp ülkesini temsil etsin, mutlu olsun. Çünkü spor yapmak ve ülkeyi temsil etmek inanılmaz büyük bir duygu, mutluluk, enerji diye düşünüyorum. Programımıza, söyleşimize katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Bize gerçekten çok güzel ışık verdiniz. Tavsiye niteliğinde cümleler kurdunuz. Bundan sonra yine inşallah tekrar görüşmek üzere sevgili hocam. İnşallah elimden geldiği kadar faydalandıysa, faydam olduysa ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim sana da, sağ olasın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Teşekkürler.